Evet, ninemizde nerede kalmıştık? Çay bardaklarında kaldık arkadaşlar. Çay bardaklarımızı bitirdik biliyorsunuz. Yaptık. Şimdi şu ikisini yapıştırdım. Ben bunu yapıştırmasını göstereyim. Ondan sonra ninemize montajını bitirelim. Evet, şimdi bakın. Şuraya daha yeni yapıştırmıştım. Tam kurumamış. Şöyle yapıyorum bakın arkadaşlar. Şöyle azıcık biraz fazlalığı var. Fazlalık olduğu zaman şöyle biraz kesin, tamam mı? Bak bunları da ben kestim. Fazlalıkları vardı. Özellikle kestim. Evet. Şimdi bakın bu tepsinin biraz şu kısmın olduğu yeri biraz böyle görünmüyor. O yüzden ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle güzelce şu tepsimizin bakın şöyle gördünüz mü? O kısmını şöyle şey silikonlu şöyle kenara ittirdim. Hatta ittirmenize gerek yok. Tığ bastırdığınız zaman orası açılıyor. Orayı biraz açtım. Şimdi ben bunu şöyle bir yapayım. Burası uygun mu? Evet, güzel. Şimdi bunun altına koyacağım bir tane de strafor bulmam lazım ki. Ya da şöyle bir şey bakayım bu olacak mı? Bir ayarlayalım. Önce bir yerini ayarlayın. Şu yüksekliklerini ayarlayın. Bakın şunun arkasında yükseklik var. Strafor var ki. O öyle kuruyacak, daha sonra straforu alacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet, tamam, bakın. Bu da güzel. Şimdi hemen arkasına silikon sürelim. Şöyle bakın, şöyle yaydım kenarlara. Ortaya çok az. Çok bile oldu bu. Bakın. Şu. Hemen şöyle yapıyorum. Önce bir şunu bir alayım. Şöyle bir alalım. Önce hafif şöyle bir bastırayım ki pekişsin silikonu. Daha sonra bunu şuraya koyacağım altına. E hocam öyle bunu altındakini alınca o düşmez mi? Düşmez. Çok sıkı yapıştı çünkü. Evet, harika. Hatta şunları azıcık daha şöyle kaldırsam olacak. Onlar biraz. Şimdi en arkada kalmıştı bir tane çay bardağımız. O onunla ilgili ne yapmıştık? Onu da paylı olarak kesmiştik arkadaşlar. Onunla ilgili bir yer gösterirsem. Şöyle bir yer. Ne yapmıştık orayı da hatırlayalım bir. Son defa bunu da bakın şöyle sıfır. Buradan paylı şöyle gelmiştik. Almıştık. Öbür tarafında ayrıyetten aldık. Şurada kaşı var. Bu kaşının yerine arkadaşlar ben şundan yaptım demiştim size. Kendi kaşında yapabilirsiniz. Yapıştırdım. Bakın. Şurada fazlalık kısmı var. Çünkü çay bardağı burada başlıyor. Şöyle onu bir kısmını keseceğim şimdi. Şöyle keselim ki o çay bardağımızın arkada çünkü o. Evet. Şimdi ben bunu şöyle şuraya şunları ittireyim. Şu alttaki strafor şöyle ittireyim ki. Bunu da şöyle koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Buraya. Şu. Evet, harika. Bakın bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Silikonu çok az. Şuraya sıkacağım. Çok az. Bakın şu görür. Bu tarafına sıkacağım silikonu. Şu tarafına çok sıkmamaya çalışacağım. Çünkü silikon görünür, kötü olur. Bir de arkadaşlar şuraya sıkacağım bakın. Şu kısmının olduğu yere. Üste. Neden oraya sıktın? Şu onu tutsun diye. Bu kurudu ya. Bu kuruduktan sonra bunu yapıştırabilirsiniz. Tam kurumadı ama en azından birazcık kurudu. Eyvah. Şöyle yapalım. Şöyle alacağım şimdi bunu. Evet. Şöyle birbirini de şöyle yaptırıyorum. Onun altına da hemen bir strafor şöyle. Minik bir strafor keselim. Koyalım ki o da şuradan düşmesin arkadan. Onu sonra alacağız. Evet, bakın çay bardaklarımız tamam. Harika oldu arkadaşlar. Aman da aman, aman da aman. Evet, şimdi bunları bir kenara koyalım. Şurada bir kuruya dursun. Şimdi ninemizle ilgili bir yer var. Onu göstereceğim. Şunu bir alalım. Parçamızı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı yapıştırmıştık. Bakın burada şöyle bir şey oluştu. Kat oluştu. Şu omzu. Ben bu omzun başının şu kısmının böyle olmasını istemiyorum. Şöyle başı arkada dursun biraz. Bakın şu alttaki kısmı, şu arkadaki kısmı biraz keseceğim ki kötü bir görüntü oluşmasın. Tekrar görüntüsü olmasın yani. Hocam sen de tekrar görüntüden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz diyorsunuz. Şimdi burada bakın şu omuz hizasını vermek istiyorum arkadaşlar. Omuz görüntüsünü vermek istiyorum. Bu burada olunca
Bu burada olduğu zaman böyle bir kötü bir görüntü oluşuyor tekrar. O yüzden onu yok etmek istedim. Bakın şöyle biraz kestim. Hatta şu yukarıları da şöyle bakın. Şuraları da kesebilirim. Evet. Burayı da kestik. Boyayalım. Artık elim o kadar kurudu ki söyleyiverin şunu, yıkamaktan, sabunla. Zaten normalde çok yıkayan bir insandım. İyice artık dışarı çıktık mı yıkıyoruz. Şimdi bakın burada şu kısmı, tabii şuraya şöyle yapacağız, şöyle yapacağız arkadaşlar, şöyle buraya yapıştıracağım. Şimdi bakın şurada yandan baktığım zaman, omzun şöyle olduğu zaman şu gözlük görüntüsü var, gördünüz mü? O gözlük görüntüsünü kapatmak istiyorum ben. O yüzden ne yapacağım, bakın herhangi bir parça, bakın az önce bunu kesmiştim değil mi? Oraya bir herhangi bir parça şöyle, hatta şuradan şöyle keseyim. Bir şey koyacağım böyle güzel dursun. O hani arkadaki tekrar görüntüsü, şu gözlük görüntüsü istemiyorum şuradaki. Orayı kapatacağım şöyle. Aman aman. Tamam, bu da tam uydu arkadaşlar. Hemen dokusunu kazandırıyorum. Neydi doku? Önce şöyle. Ondan sonra kare kareydi. Ne kadar krem sürseniz de eliniz yine de kuruduğu için böyle elimden eşyalar fırlayıp gidiyor. Çünkü artık deride nem kalmıyor herhalde yıkamaktan. Evet. Şöyle yapayım. Hem bu omzunu şöyle biraz böyle vermiş olacağım. Hem de orayı şöyle. Size herhangi birinden bakın şöyle kat gibi kapatmış olacağım. Daha güzel görünecek. Hatta şu kısmı biraz daha yuvarlayalım. Hemen silikonumu süreceğim. Orayı kapatacağım. Kapatma yapacağım. Oley, çok güzel oldu. Bakın. Şöyle yapalım. Şu. Bakın yandan baksanız bile o çirkin görüntü oluşmuyor. Şurayı hatta bakın. Bunlar önemli arkadaşlar. Bizim resimlerimize insanlar geldiği zaman orayı da siyahla boyayalım. İnanın dakikalarca ayrılmıyorlar. Aşağıdan bakıyorlar, yukarıdan bakıyorlar. Bir öyle bakıyorlar, bir böyle bakıyorlar. Şu elinin olduğu yeri bakın. Şöyle bir çevireyim. Şurada bakın şu yazmasının olduğu yeri de paylı yapmıştık ya. Orayı da siyaha boyayacağım şimdi. Orayı kapatacağım. Çirkin bir görüntü oluşmasın. Öyle bizim sergilerimize öyle baktılar mı? Ben de onlara bakıyorum hayran hayran. Güzel bir şeyler üretmek güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. O dün parçayı yapmıştık geçen videomuzda. Şu kısmının olduğu yere ben şimdi silikon süreceğim. Tamam mı? Elini buraya yapıştıracağım. Hem elini tutsun. Gerçi elini yani bir şey yapmasanız da inanın bana böyle yıllarca kalır o. Şöyle yapacağım. Alttan da şöyle biraz destekleyeyim ki. Şöyle bastırayım. Şöyle birbirine alttan cımbızla bastırıyorum. Üstten elimle bastırıyorum ki güzelce yapışsın. Şöyle de bir kaldıralım. Evet. Aman aman bir ninemedi. Aman da ninemedi. Orayı pense tutturalım ki şöyle hareket etmesin. Sonra o pense çıkartırız. Ben zaten dediğim gibi Facebook sayfama atıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi çok soru geliyor. Hocam videolarda ücretli tanıtım diye bir şey çıkıyor. Bu ücretli mi arkadaşlar? Hayır, o benimle alakalı bir şey. Ya ben videolarımda yakında reklamlar da verilmeye başlanacak. Belli bir şeye ulaştıktan sonra kotaya. Orada ben istersen bazı firmalara reklam verebiliyorum. İşte ya benle alakalı bir şey. Sizle alakalı bir durum değil yani. Anladınız mı? Evet, şu. Onu çok soruyorsunuz. Onu o yüzden burada açıklamak durumunda kaldım. Şu zülfünü de şöyle biraz çıkartalım. Allah'ım, Allah'ım. Bakın şurada şey görüntüleri var. Onları da siyahla bir rötuşlayalım. Çay bardağı görüntüleri var. Onların görünmesini istemiyorum ben. Orada hani bir karaltı gibi bir şey dursun. En azından o şey görüntüleri olmasın. Evet. Artık şunu da yaptık. Görüyor musunuz?
Harika. Şöyle hafif öne attım biraz böyle başını. Hafif. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle biraz öne attım. O zaten kendini geriye atacaktır. Şu. Bunda yani şey yapacağız diye de hani boyut yapacağız diye iyice abartmanın anlamı yok. Bu kadar da açmanın manası yok arkadaşlar. O zaman çerçeve çok yüksek olur. Bir 7-8 santim bir çerçeve yüksekliği olur. Abartmayın. Her şey şeyinde, ayarında. Bu. Bakın. Burada da bir boşluk oluştu. Çok güzel. Şu kısmının olduğu yere şöyle bir bombe verelim. Şuraya göğsünün olduğu yere şöyle yeleğinin olduğu yere bir bombe verdik. Aman da aman. Hadi bakalım şimdi yapıştıralım. Son şeyimize geldik. Bunun için biraz şey kamerayı kaldıracağım arkadaşlar ama inşallah başına bir iş gelmeden kaldırırım. Şöyle bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Biraz kaldırdım. Evet. Şimdi şöyle hani daha iyi görün diye yaptım. Şimdi silikonumuzu alalım. Büyük silikonumuzu alalım. Şöyle yinemizin. Bakın. Şöyle yapayım da. Şuraya bir sıkalım. Çok sıkmayın. Şuraya da bir sıkalım. Şu gölgesinin olduğu yere. Evet, bu kadar. Hemen şöyle ters çevireceğim. Şimdi şu suyunu da şöyle yapalım da. Bakın şu şeylerin, şu tepsinin arkasına gelecek. Bakın şu kısmı. Şurayı. Şu tepsinin altına sokacağım orayı, tamam mı? Orayı şey yapmayın. Kaçırmayın. Şöyle bir yapayım da önce şu kısmı dikkatlice bir koyayım. Çünkü bu kısım önemli. Evet. Şu straforu almam gerekiyor. Oraya sığmıyor. Zaten şimdi eteği geldiği için etek tutar o çay bardaklarını. Evet. Şu şeylere dikkat edin bakın. Biraz daha aşağı çekmem lazım. Aman aman aman. Evet, harika. Şu kenara dikkat edin. Sıfırlayın burayı. Bakın şurada bir yarım santim arasında bir boşluk kaldı arkadaşlar. Şurada. Şurası da bir santim falan oldu. Yani şurayla şu tahtayla şunun ikisinin arası. Bakın. Bastırdım. Çok da bastırmama gerek yok. Şimdi çay bardağının şimdi burada şu kısmını biraz şöyle al, dedim ya arka tarafına şunu sokmamız lazım şöyle. Şuradan ha. Eteğini şu tepsinin arkasına sokmamız gerekiyor ki. Nerede? Tabi ıslak olduğu için kaydı. Şimdi şu çay bardağın çaydanlıktan akan çay şeyini suyunu şunun içine sokacağız. O yüzden biraz şunu biraz keseyim. Oradan onun içine şöyle bakayım. Şöyle yapalım ama biraz daha kesmem lazım. İçine girmesi için. Evet, harika. Aman da aman, aman da aman. Şöyle yapayım. Şimdi minnacık arkadaşlar, şunun arkasına çok az küçücük bir silikon koyacağım. Bakın ne kadar az. Şöyle elim parmağımı koyayım. Ne kadar küçük yani gördünüz. Neden? Bunu şöyle ilerleyen yıllarda bayılmasını istemiyorum. Bakın. Şuraya koydum. Tam şu çaydanın olduğu yere şöyle bir sabitliyorum. İyice bir pekiştiriyorum. Bunu böyle önce bir bastıracağım. Sonra kaldıracağım. Onu yüksekliğe yetecek. Şöyle bir bastırayım. Sonra minnacık şöyle kaldıracağım. Şunun altına, kolun altına bir şey koyalım ki o kolu öyle kurusun. O çaydanların altı da şöyle bir strafor koyalım gene. Evet. Öyle kalsın ömür boyu. Şöyle bastırın çaydanlığı. Sonra hafif kaldırın. Bu arada şu şeyi de sabitleyelim. Onu oraya da bir silikon sıkalım. Hemen. Nerede tığımız? Şöyle az bir şey. Tabi bu iyice bardaklar kuruduktan sonra yapın arkadaşlar siz. Ben şimdi buraya montaj aşamasında olduğu için. Hatta bakın yine çok bile geldi çay şeyimiz. Biraz daha keseyim ben onu. Şu suyumuzu. Şimdi tam olacak.
Evet. Şurada hatta su görüntüsü de oldu. İyi oldu. Şöyle bastım. Hafif kaldırdım. Evet. Harika. Şimdi şu şey kaldı sadece. Kavanozumuz kaldı. Bakın şuralarını boyamıştım ben. Şu kapağımıza yapıştırmıştık zaten. Şöyle yapalım. Şurada bakın sarı bir şey var arkadaşlar. Onu kesiverin. Şöyle ne olduğu da belli değil pek. Böyle bir derinlikli kalsın orada. Bunu da şuraya koyacağım. Bakın ne kadar tam da oturdu. Presleyeceğim. Silikonumuz nerede? Şuraya sıkacağım. Bir de şuraya sıkacağım. Çok az. Yeterli. Hemen. İyice de preslemeyin. Hani şurada birazcık böyle bir milim falan kalsın şeyi. Evet. Harika. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Hepimizin eline sağlık arkadaşlar. Çünkü hepiniz çok güzel işler yapıyorsunuz. Hep bana atıyorsunuz. Özelden gösteriyorsunuz. Ben böyle hocam nasıl olmuş? Burası olmuş mu? Şurası mı olmuş mu diye. İnanın. Bakın çay bardaklarını gördünüz mü? Çay bardaklarımız nasıl parlıyor. Bakın şu boşluğa. Şuradaki. Görüyor musunuz? Şuradaki. Bakın. Şurada zeminde boşluk var. Şu eteğinin şu kısmında, şu arka kısmında kalmış. Bunu sonra alacağım. Bu muhtemelen şurada arasında yarım santim falan fark kalacak arkadaşlar şu inince. Evet. Şurada bir santim falan fark var. Bakın. Şöyle bakalım bir yandan. Bakın şu çaydanın altına az önce silikon koydum. Hiç belli bile değil. Çay bardaklarımıza bakalım. Az, bu şeyleri de straforları da kaldıracağım birazdan. Beyaz straforları. Evet, bakın şurada boşluğu eteğinin şu boşluk kısmı bile nasıl güzel oldu. Belli oldu. Allah'ım, Allah'ım. Şunları da şükürler olsun ki Rabbime bana böyle güzel bir sanatı öğretti. Ben de az çabalamadım sabahlara kadar. İnanın arkadaşlar çok çalıştım. Yeri geldi. Ezan okulunda ben hala çalışıyordum. Zamanında tabii. 12-13 yıl önce. Evet harika. Gözü çok şirin oldu gördünüz mü? Burnu da çok güzel oldu. Eli bakın ne kadar havada. Şurada. Şu. Bu da muhtemelen bir santim falan şu şeye gövde. Bakın şurayı şöyle yaptım. Şöyle de yapabilirsiniz hafif. Tamam mı? O çok önemli değil ama bakın şuradaki boşluk çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepimize geçmiş olsun. İyi günlerde kullanın. Çok özel bir parça. Bunu ben Pinterest'ten bulmuştum. Sanırım Okan da benden mi gördü bilmiyorum. Ondan sonra onlar da yayınladılar. Pinterest'te değişik çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Güzel çalışmalar, farklı çalışmalar bulup yapacağız inşallah sırayla. Her şeyin zamanı var arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Kolay gelsin.